Biz reklam arasındayken X'e ve diğer sosyal medya paylaşım sitelerine bir video düştü. Hü Dallas'la Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın yaptığı Zoom toplantısının sesli, görüntülü videosu düştü ve şu anda herkes bu videoyu konuşuyor sevgili seyirciler. Olay ney? Hatırlatalım. Zaten biliyorsunuz ama Hatırlatmak babında Galatasaray'ın Antalya Spor maçında kazandığı penaltıyla ilgili Hü Dallas'ın hem orta hakeme hem var hakemine yaptığı eleştiriler biliyorsunuz yazılı olarak medyada çıkmıştı. İşte bunun sesli ve görüntülü videosu şu anda sızdı. Zoom toplantısı yapılıyor ve Hü diyor ki çok dikkatli bir şekilde dinledik. Eee Abdülkadir neden VAR'a gittin? Sen elit bir hakemsin. Görmedin mi bu kadar yakından pozisyonu? Değil mi Gürcan abi? Doğrusu? Gördün diyor. Çok iyi pozisyondasın. Hmm. Görmüş olman lazım. Bir, bir, bir elit hakem diyor. olarak diyor. Çok iyi pozisyon almışsın. Evet. Pozisyonu çok iyi görüyorsun. Hı hı. Diyor. Abdülkadir Bitigen de diyor ki 11 numaralı oyuncu vardı önümde. O yüzden temas anını tam göremedim ve vardan yardım istedim. Vardan diye. yardım istedim. O nedenle varın çağrısına uydum ve vara gittim diyor. Ondan sonra Huldalas bu pozisyonu dört farklı açıdan gösteriyor. Zoom toplantısında Abdülkadir Bitigene diyor ki ben bu dört açıda da çok net bir temas görmüyorum. Sen nasıl net bir temas gördün de penaltı dedin diye soruyor. Abdülkadir Bitigene de ekliyor. Şunu da diyor. Şu anda olayın üzerinden birkaç gün geçti. Şu anda hala penaltı olduğunu düşünüyor musun? Abdülkadir Bitigen de diyor ki evet penaltı için ağır bir karar olmuş şeklinde bir diyalog var. Tabi uzun bir video daha yeni düştü. Detaylar da gelince rejdeki arkadaşlarımız bizi bilgilendirecek. Bizim izleyebildiğimiz kısmı bu kadar. Bunun da sızmış olması da işte bu diyaloglar da herhalde baya bir konuşulacak Levent Üzemen. Ben zaten ilgi onun şeyini yazdım yani. Diyalogları ben eksik bir şey yazmadım. Aynısını yazdım ortada. Yani ben şimdi sızdırılmış. Sızdırılması ilginç yani. Bu da MHK'nin bu da şeyin davanın delindiğini gösteriyor. Heh, Ama tabi delindiğini gösteriyor. Bir ikincisi sızdıran kurumun da kim olduğuna bakmak lazım. Ona da bakmak lazım. merkez hakem kurulduğunda herhalde Aynen, görüşmeyi kim mi? yapıyor ya? Ya teknik eleman Kim diyorum? yayınlıyor şu anda? Oraya bakmak lazım. Bütün hesaplar yayınlıyor. Ya. Bütün hesaplar değil başka bir hesaptan çıkıyor. Oo, bir de... saniye önemli bir hmm. e, diyalog daha geldi. Evet. Özgür Yankaya da şöyle cevap veriyor Hüdâlasa neden çağırdın diyor ya. Oyuncuların bir beklentisi vardı e, ve e, şu anda hata yaptığımı anladım aslında çağırmamalıymışım diye bir itirafta da bulunuyor Hüdâlasa Özgür Yankaya direkt kendi ağzından bu Zoom toplantısında. Değil mi Koray? Eksik bir şey söyledim mi? Konya maçıyla mı ilgili. Hayır, hayır. Ee, Antalya. Antalya Galatasaray evet. Antalyaspor. Özgür Yankaya da o Zoom toplantısında Hüdalasa evet haklısınız çağırmamam gerekiyordu diye cevap vermiş. Şey dememişler mi? Vara uyu demet dedim bize o kısım. Onun olmuyor. da devamı şu an dinleniyor zaten uzun bir video. Onu e, deyip demediğini zaten haberde ee, söylenenlerin hepsi çıkıyor zaten diyaloglarda görüntülü sesli Murat abi herhalde onda da şimdi ben birazdan e, bu, bu tür bu tür şeyler yani bu sadece bu maça yönelik yapılan bir şey değil. Bir kere onun altını çizelim. Yani diğer takımların maç hakem ve var e, hakemleriyle de bu tür görüşmeler Zoom üzerinden yapılıyor. ki orada bazı konuşmalar, kayda bazı giriyor. tartışmalar oluyor, kayda giriyor. Şimdi bir bunun bir şey kısmını biliyorduk zaten değil mi? Yani kamuoyunda çıktı. Sonra Ali Bey açıkladı. Abdülkadir Bitigen'e soruyor. O da diyor ki hatalı bir karar vermişim. Evet hatalı diyor. Ee, bu kısmı açıklandı. Daha doğrusu medyaya sızdı. Şimdi bu görüntülerin sızması kurumsal olarak yani federasyon merkez hakem kurulu açısından enteresan. Yani bundan sonra da bu tür Görüntüler böyle sızmaya devam ederse zaten biraz önce reklam öncesinde hakemlerle ilgili e, çok ciddi endişelerimiz olduğunu, tartışmaların olduğunu e, söylüyorduk. Yani öyle bir noktaya gelir ki o zaman Gürcan abinin dediği gibi e, sadece vara değil va şey de yapar. Her yere yabancı getirsinler. Yani bundan sonra bu görüşün. avarda bundan avarda sonra avarda yabancı olsun. Yapmazlar. Teknik e, personel de yabancı olsun. Gitti. Şimdi burada Federasyonun da güvenliği Merkez Hakem Kurulunun kendi içindeki güvenliği açısından bu tür özel şeylerin yani bir kasetin ortaya çıkması da vahim yani işin bir de bu tarafı var. Evet. Yani skandal boyutlarından bir skandal tanesi de bu. Der. Yani çünkü. E, Morgan Bayarsan da var mı orada? Yok. Bu, bu Yok. yok yani. bu bu Şurada maçın tek, Bir tek Galatasaray maçı çıkıyor. Bak düşün yani. Galatasaraylılar <laughs> da altına, tek, altına evet, şöyle Bir tek sormuş. Galatasaray maçı çıkıyor. Yani bir aklımızı alay ediyorlar. Diğerler çıkmıyor Şu nedense. Belki Kasımpaşa maçında evet. çıkacak şimdi. Yani Kasımpaşa, Kasımpaşa ki, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Fenerbahçe Pendik maçındaki evet. Olaylarla Çıkmaz ilgili mu? Hü Dallas'ın hakemlere hesap sorup dediğini, sormadığı he. konusunda he. bir video var mı diye Galatasaraylılar da soruyor. He var var mı? Hayır, varsa bile kulak varsa bile bu saatten sonra bu dışarı çıkmışsa Galatasaray kulübü bunu bunu en azından talep etmeli. Evet. Yani Hüdalas'ın ya. o pozisyonlarla ilgili Siz bizimle ilgili pozisyonu merak dışarı sızdırıyorsunuz, Kamuoyu yaratıyorsunuz, algı oluşturuyorsunuz. O zaman biz de bunları istiyoruz diyeceksiniz. Ya. Şimdi acayip şeyler bakma olur. yani. Hayır. Hakikaten acayip şeyler oldu. Bak, eee bir kere bu yatak odası. Kim sızdırdıysa çok büyük ayıp etmiş. Onu söyleyeyim. Ona yaranmak buna yaranmak değil. Murat doğru söylüyor. Orası yatak odası. 20 tane hakem var orada. Sızdıranın amacı ne burada? Fenerbahçe'ye yaranmak mı? Abdülkadir Bit'i yeni yemek mi? Özgür Yankaya'yı yemek mi? Hüyü Dalas'ı hepsi yemek olabilir. mi? Hepsi olabilir. Bunun sonucunda ne çıkacaksa ve bundan kim yararlanacaksa hepsi olabilir. İkincisi e Ben bu olayı Ceyda ile beraberdik. Burada söyledim. Hı hı. İşte Barış bir tweet attı dedim. Merak ettim. Araştırdım. Bu noktaya gel e geldik dedim. E Ve e sonra Ali Bey basın toplantısı şey basın toplantısı mıydı? Divan toplantısı mıydı? Hatırdam hatırlamıyorum. Orada tekrar dillendirdi. Yalnız Ali Bey şöyle bir şey dedi. Mehmet Bey'e sorduk. Mehmet böyle böyle bir toplantı olmadığını söyledi bize dedi. Hakemlerle ilgili. Yani şu görüşmenin olmadığını söyledi. Katılmadığını söyledi. Ama katılmış. Yok orada kasette. Kasette yok da zaten katılıyor çıkıyor. Böyle bir toplantı olmadı. Ben Ali Bey'in söylediğim kadar yani böyle bir toplantı hiç olmadı. Ee, diye söyledi diye hatırlıyorum. Ben de... Başkan'a katılmadığını ha, sordu. kendisinin katılmadığını. Her şeyde ötürü bu e, görüntü sızması. Biz burada yazdık. Murat sabahta yazdı. Biz burada söyledik. Ali Koç çıktı dediği gibi iki saatlik toplantı söyledi. Böyle bir şey yoktur diye bir yalanlama gelmedi ki zaten. Evet. Yani bu malumun ilanı olmuş. Evet. Burda, buradaki konuşmalar. Malumun diye. ilanı olmuş da böyle. Yatak odasının deşifresi tam Tabii, olmamış. Olmamış. Kusura bakma da ha, yani yok. burada tek işi Galatasaray üzerinden yaparsan, başka pozisyonlarla ilgili yapmazsan o zaman e, bu art niyetli bir görüş olur. O yok. Şimdi tek taraflı olur. Pardon pozisyon diyorum, ağız alışkanlığı. Diyalogların devamı da geliyor Özgür Yankı'ya. Artı, artı bunlar Hı. normal diyaloglar ya. Yani bir hakem hocasıyla bir hakem arasında geçmesi gereken diyaloglar bunlar. Peki varla mi? varla ilgili bir şey soracağım Hı. sana, vara gidişle ilgili açıklamalar bu maçtan sonra mı başladı? Bu maçta bu maç o dönemde var mıydı? Tarihe bakarsan önemli bir konu bahsedeceğim. Ya. Nasıl vara gidiş? Ya ha. var konuşmaları açıklanacak dediler ya Gürcan. Sonra vardı vardı. Yo yok bu maçın bu açıklandı açıklandı Hayır. açıklandı. Ha açıklandı. Ha, açıklandı, açıklandı. Doğru. açıklandı. Bu bölüm açıklandı. açıklandı? ay ay bu zoom toplantısı bu. Bir bu dakika. sadece ya şey. O, özel bir toplantı canım yani. Monitör konuşmaları. Peki monitör konuşmalarında değil. ne gör, ne var mı var mı o bulsunlar dinleyelim mi? Monitör konuşmaları. Versinler zaten... yani yarım yapmayalım işi evet. verelim. Antalya Galatasaray Maçında verilen penaltı Tabii. ile ilgili bize pozisyon göstermiyorlar evet. o görüş konuşmayı dinleyelim. Hazırlıyor arkadaşlar. Tamam. O hazır. Hazırlanana hazırlanana şey Bence çünkü o konuşmadan sonra bu konuşma olmuşsa. Birbiri tezat bir konuşma var mı yok mu değerlendirmesini yapalım. Evet. Çünkü öz, hakikaten özür dilemiş mi bilmem ne mi şunun varmış diye. Evet. Şimdi Allah o Allah. konuşma var. Monitör konuşmaları geliyor birazdan. Hayır Levent abi senin dediğin TFF'nin açıkladığı yalnız pozisyonla ilgili şey. Evet. Hı -hı. Yani orada bir 60 saniyelik 70 evet. saniyelik ya, bir tamam, görüntü var o Murat kadar yani. onu da biraz. Sana diyor ama ki ama potansiyel doğru. olarak tamam, bir penaltı, penaltı söz ediyorum. Haran diyor. Elli oyuna var atıyorum ben şimdi konuşmayı. Sana diyor şey e, ne diyor öneriyorum diyor video öneriyorum. Hı. Diyor. Evet. Bu için geliyor, gidiyor, konuşuyorlar falan hikayesi. Evet. Ondan sonra dönüyorken penaltıyı veriyor. Neye evet. göre ikna almış ne demiş? Ben o konuşmuşsam aklına tutmadı... Tabii ki gelecek o da. Şimdi Özgür Yankay'a diyor ki az önce dedim yani oyuncuların beklentisi vardı diye. O anki e, ruh halimi ben de diyor ben de kendimi çok iyi hissetmedim diyor. E, o anki ruh haliyle var odasında çağırma gereği hissettim diyor. Ha, bu arada Özgür Yankaya'ya bu hani eksi notu verdikten sonra o şeyde Zoom toplantısında e, Çaykur Rizespor Gaziantep maçında da görevlendiriliyor. Madem beğenilmedi buradaki performansı. Abdülkadir Bitigende var hakem oldu. O maçta. O hangi tabii. maçta? Ha, onu hatırlayamadım Payseri da. Kayseri maçı galiba. Var oldu ama. Olabilir. Maçın hakemi değil de var bu arada e Abdülkadir Bitigen biraz Özgür Yankaya'yı da böyle savunur gibi açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki: Görüncü "Ben de şey verdi diyorlar yalnız. Yayıncı kuruluş ya doğru bir şey mi?" Yayıncı kuruluş böyle bir şey var. Bilmiyorum sanmıyorum. Hayır, hayır. bu bu gizli bir ya yani gizli derken Gör, bir değerli 3 4 hayır. kişi oturmuş Zoom üzerinden bir toplantı yayıncı yapıyorlar. Yayıncı kuruluşun görüntüleri, bu, var, görüntüleri var orada. Görüntüleri var. oradan şey. izletiyor yayıncı kuruluşta. Hayır verilmiyor mu Ders bu ders Bunun ders bir Görüntü yayınlamış yani gol görüntüsü. Ya bir şeyler düşüyor. Bir iyice araştırmak lazım. Düşüyor şimdi bir şimdi hata tek yapmayalım. Tek. Hı -hı. Doğru. Ee, pozisyonu görmediğimi söyledim demiş Abdülkadir Bitigen. Özgür Yankaya'ya aslında biraz çağrılmayı da kendisi istemiş. Yani ben buradan ya ben maçtaydım. Olay tekmeyi tete yediğinde herkes pozisyonla ilgili penaltı dedi. Bir de Galatasaraylı oyuncular itiraz ettiler. Sonra bekleyin dedi. Hı -hı. Bir dakika dedi. Bekleyin dedi. Var çağır döndü penaltıyı verdi. Ben maçtayım çıplak gözle izledim ama konuşmanın ne olduğunu bilmiyorum. Yani 60 saniye oku konuşma önemli. Şimdi ondan bu konuşmaya geçiyorlarsa... Yani Hügg fikri şu, basit temas diyor. Ee, Galatasaraylı oyuncu kendini abartılı bir şekilde atıyor diyor. Ee, bu kadar basit bir temasa bu kararın verilmemesi lazımdı diyor. Hügg evet. Douglas'ın dediği o. Abdülkadir Bitigen de diyor ki evet, evet haklısınız haklısın. vermemem lazım dedi. Peki Hukuk göre Trabzon maçında Cikun'un ayağı adamın kafasına temas ettiği zaman kırmızı kart olmamalı diyor. Bütün otoriteler kırmızı kart olsun dedi. Ben bilmiyorum. Şimdi Hukuk Douglas'a göre. Hazır görüntü. Herkes pozisyona penaltı, şey, faul gelmiş. dedi. Hakemler biliyorsun gol öncesi. Hı. O faul değil diyormuş. Fırat Aydınus'un iddiasına göre söylüyorum. Kendi iddiam değil. Evet. Görüntü gelmiş. Şimdi... Hü Dallas'ın Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya ile yaşadığı diyaloğu sizlerle burada paylaştık. Tabii görüntülü olarak veremeyiz. O Gürcan Bilgiç'in de Bunu söylediği gibi yatak odası, yani. şey. evet. edin, yatak odası yani o yani aslında yatak odası ve orada yaklaşık 30 kişi var. Ahmet İbanoğlu da dinliyormuş. Eee Bizim dinlediğimiz bölümde tabi Ahmet İbanoğlu Hayır, sesini duymadık ama o da varmış bu toplantıda. Görüntü sızdıysa haber niteliğinde verebiliriz yani. Ya orası da öyle ama şimdi ya gizli o zaman görüntü sen olduğu şimdi için bir şey söyledin. Bu genel 30 kişinin olduğu bir toplantı. Değil evet, Onlardan evet. biri kaydetmiş, sızdırmış. Bu kadar açık ve net. Yani